Merhaba, herkese hayırlı günler. Bugün kivi model bir bardak altlığı yapacağız. Şimdi malzemeler üzerinde bir durayım. Çekirdekleri için siyah ip, orta kısım için krem rengi, yeşilimiz var ve kahverengimiz var. Kalın bir iğnemiz var. Tabii ki makasımız ve tığımız var. Ben 3 numara kullanacağım. Orta kısımdan başlayalım. Daha önce genelde bu bardak altlıklarının modelleri benzer model şeklinde meyveliler devam ediyor. O yüzden çok bir kere yaptığınızda devamı daha kolay gelecektir. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. Bir küçük yuvarlak oluşturacağız. Her zamanki başlangıç şekli. Bakın gayet küçük bir yuvarlak. Şimdi bunun içerisine trabzanlarla dolduracağız. 3 zincir çektim. Dolduruyorum en son. Yani önemli olan sayısından ziyade dolgun görünmesi, güzel görünmesi, hem tamamlayıcı olması. Yoksa illa sayısı şu kadar olacak. İpiniz kalın olabilir, daha azla bu yuvarlığa doldurabilirsiniz. İpiniz ince olabilir, daha çok gerekebilir trabzan. O dediğim gibi sizin göz zevkinizle tamamlayacağınız bir şey. Şu an ben birazdan sayacağım kaç tane olduğunu. İpimizi her zamanki gibi içinde gezdiriyoruz. Bakın, çirkin görünmüyor ve sağlam oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, bakalım şöyle. Yani daha güzel olması için bir tane daha yapayım şuraya. Ve buraya kaydıracağız. Kaydırmadan önce bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yapmışım arkadaşlar. Diğerinin ilk başlangıçtakinin tepesine kaydırma yapıyor ve ipimi kesiyorum. Krem rengiyle yapacağımız işlem bu kadar. Sadece orta kısmını, şu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi yeşile geçiyorum. Benim yeşil ipim biraz farklı bir dokusu var. Ama renk olarak kivi güzel anımsattığı, güzel çağrıştırdığı için ben bunu kullanıyorum. Evet, hemen başlangıç yaptık. Sabitleyelim herhangi bir yerden. Yine ipimi gezdireceğim. 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum ilkini. Bakın, 2 tane olmuş oldu. Bir sonrakine bir defa, bir defa daha. Burada ilk sırada daha önceki videomu izlediyseniz İlk sırada her bir trabzanın tepesine 2 defa batıyoruz arkadaşlar. Çünkü yuvarlak oluşacağı için büzüşmemesi, toplamaması gerekiyor. Bakın ipi içinde gezdirerek kaybetmiş oldum. Şimdi bunu da aynı şekilde gezdireceğiz. Örgüde güzel görünmesi çok önemli. Yani aynı şeyleri yaparsınız. Belki çok güzel gözükmez. Bu da biraz sizin yani karar vermenizle alakalı. Baktınız ki bu böyle oldu denildiği gibi yaptım ama ipinizden kaynaklı olabilir. Çok ipi eliniz sıkıdır ya da bol örüyorsunuzdur. Bu da çok etkili. O yüzden kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Sonuçta kesin kuralları olan bir iş değil. Bu hayal gücüne göre geliştirilen, değiştirilen bir hobi. Bir el örgüsü. O yüzden hayal gücünüz önemli. Bakın hepsine ikişer defa ilerliyorum. Evet. Dolayısıyla ilk sırada bizim 13-14 taneydi. 2 ile çarpınca otomatikman 28 tane trabzanımız olacak. Şimdi bakıyorum. Mesela diyelim ki şurasını ben direkt kaydırdığımda burası bana şöyle ara açık geldi. Arkadaşlar hiç problem yok. Hemen bir tane daha batın ve tepesine batarak kaydırın. Bakın daha da düzgün durdu. Yani güzel görünmesi önemli arkadaşlar. Güzel olması, içinize sinmesi. Evet, birinci sırayı bitirdik. Toplamda kaç sıra yapacağız? 1, 2, 3, 4 tane yeşilden yapacağız. İkinci sırayı da başlayayım. Video çok uzasın da istemiyorum. O yüzden belki devamında da dönebilirim. Şimdi burada ilk başlangıçta ben
İki tane battım bakın. Ama şimdi yanındakine bir defa batacağım. Yani birinci sırada her trabzanın tepesine iki defa battık. İkinci sırada birine bir, birine iki şeklinde ilerliyoruz. Diğer türlü çünkü çok fazla artırmış oluruz. O zaman da güzel durmaz. Bu şekilde tekli, çiftli. Şu an çiftlideyim. Tekliğe geçiyorum. Bakın gayet düzgün ilerliyor. Yine çiftli yapacağım şimdi. Yine tekli. Yine çiftli gittim. Bu şekilde şurayı bitirelim, sıra sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Hemen bu kısma bir daha batıyorum ve tepesine kaydırıyorum. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Yine 3 zincir çektim. Yine aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi bakın bir tekli, bir tane daha tekli. Şimdi çiftli. Buraya bir daha batıyorum. Bu sıra komple böyle ilerleyecek arkadaşlar. İki tek, bir çift şeklinde. Bakın tek, yine tek, bu sefer çift. Şimdi çiftli yapıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Yine yapalım. Bir tane tekli. Bir tane daha. Şimdi iki tane yapıyoruz. Tek tek size sayarak işte şu kadar olmalı, bu kadar olmalı demeyi düşünmüyorum. Çünkü bunu çok gerekli olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Önemli olan örgünüzün düzgün durması, içinize sinmesi. Bunlar önemli. Görselliği yakaladığınızda sayı önemini biraz kaybediyor. Bu model için söylüyorum ama bazı modeller var ki onlarda mutlaka sayılara dikkat etmelisiniz. Çünkü bir sonrakiyle örtüşmez. O zaman da sökmek zorunda kalırsınız. Onlara da mutlaka dikkat edin. Evet, şimdi tekrar ikili kısmına geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar iki tek bir çift şeklinde bu sırayı bitirelim ve burada görüşelim. Evet, geldik sıra sonuna. Hemen başladığımız yeri bir daha batıyoruz ve tepesine kaydırma yaptık. Devam ediyorum. Yine 3 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Bir sonrakine tekli. Bir sonrakine yine tekli. Bir sonrakine yine tekli. Ve şimdi çiftli yapıyoruz. Yani mantığını anladığınızı düşünüyorum. Her seferinde tekli sayısını artırarak ilerliyoruz. Yani 3 tek, bir çift şeklinde. Bir tek, ikinci tek, üçüncü tek ve burası çiftli olacak. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Tekli. Yine tekli. Yine tekli ve şimdi çiftli yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapalım. Sıra sonunda bitirmiş olacağız. Evet, dördüncü sıramızın sonuna geldik. Hemen buraya kaydırma yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4 sıra yeşil yapacaktık ve kestik. Şimdi kahverengiye geliyoruz. Kahverengi ile son sıramızı yapacağız. Kabuk kısmı. Evet, hemen ipimizin başlangıç kısmını tamamladık. Herhangi bir yerden başlayabiliriz arkadaşlar. İpimi her zamanki gibi önüme alıyorum ve 3 zinciri tamamlıyorum. Şimdi burada gerekmedikçe arkadaşlar her trabzanın tepesine bir defa batıyorum. Gerekmedikçeden kastım, baktınız ki elinizde çok gergin duruyor. Demek ki oranın ihtiyacı var. O zaman artırabilirsiniz. Şimdi bakın. Şu an normal. Ama bir tane daha buraya yaparsam bu gerginleşecek. Dolayısıyla ben burada bir tane yapıyorum. Ya da kendiniz şöyle yapabilirsiniz. Diğerinde neydi?
3 tane tekten sonra bir çift yapıyorduk. Burada da o şekilde 4 taneden sonra bir çift yapabilirsiniz. Onu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben görüntüsünden ayarlıyorum. O yüzden sürekli saymak durumunda kalmıyorum. Devam ediyorum. Kabuğu böylece tüm kenarını geçmiş olacağız arkadaşlar. Kenar borduru gibi olacak. Bakın şimdi bir tane daha yapıyorum buraya. İlerliyorum. Bakıyorum. Gergin durup durmadığına bakıyorum. Ona göre tekrar çift basmak için. Örerken motiflerinizde, motif özellikle yaparken mutlaka elinizde düzeltme yapın. O şekil almasını, ipin şekil almasına çok yardımcı oluyor. Şimdi bakın şuradaki kestiğim ipi içine gizleyeceğim için hemen ipin üzerine yatırıyorum onu ve içine işlemeye başlıyorum. Devam ediyorum. Evet, gayet normal ilerliyoruz. Şurada da hemen ipin olduğu yere batıyorum. Dibine batıyorum. İp bağlantısını gizlemek için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın gayet normal ilerliyor. Örgülerinizi direkt ütüye muhatap etmeyin. Bütün özelliği kaybolur. Mutlaka elinizle düzeltin ya da ağır bir şeyin altına, bir minder altına, yastık altına koyarak da ütüleme yapabilirsiniz. Doğal olursa daha da güzel. Dokusu bozulmadan düzgünleşmiş olur. Evet, şuraya kadar gelelim, sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sonra görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Hemen buradan kaydırma yaptım. Bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi dedim ya hep elinizle düzeltin diye. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın açık düzeltiyoruz. Evet. Şimdi önce şu ipimizi bir gizleyelim. Çekiştirelim şöyle düzgün. Bağlantı yeri çok belli olmayacak şekilde. İçten gezdirelim. Biraz daha. Şimdi burada fazlalık gibi görünenleri de temizleyelim. Evet. Şimdi iğne yardımıyla iğnemizde daha önceden kalan ip var ama bu tabii ki yeterli olmayacak. Evet. Herhangi bir yerden arkadan giriyoruz arkadaşlar. Şuradan başladım. Herhangi bir yerden önemli olan çekirdek görüntüsü hissi vermek. Kenarını şöyle komple ortayı dönerek de yapabilirsiniz ama o zaman çok fazla ip harcamış olursunuz. Gereksiz israfa da gerek yok. O yüzden böyle bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum ben. Şöyle yapalım bakın şuradan mesela şuradan girdiniz. Direkt eğer aynı sıradan ilerlerseniz bazen içine böyle kaçıp gizlenebiliyor. Bunu istemiyoruz. O yüzden mesela şurada nasıl yapalım bakın. Şurada buna değil de bir sonrakine biraz çapraz gibi ilerlerseniz ip görünür ve hem de zaten çekirdekler de öyle tamamen hepsi sıralı şekilde dizilmemiş. Bu da işinizi kolaylaştıran bir püf noktası. Evet, ipim çok kısaldı. Ben artık şurada ipimi bağlayayım. Arkada nasıl bağladığımı da göstereyim şöyle. Düğüm yapıyorum onu ve kesiyorum. Biraz daha siyah ip alayım. Çekirdeklerimizi tamamlayalım. Kalın iğne tabii ki tercih ediyoruz. İpimiz kalın çünkü. Normal ip değil. Kaldığımız yerden çekirdekleri bitirelim. Son çekirdeğimizi biraz iri yapmışız.
Şuraya bir ikinci sıra çekirdekle devam edelim. Evet. Bir tane de buraya konduralım. Şuradan karşıya geçiyorum. Tamamen zevkinize göre ilerliyorsunuz arkadaşlar. Görüntüsüne arada bir bakın. Sizce doğru mu, düzgün mü? Yoksa herhangi bir kuralı bir şeyi yok. Prosedürü yok gördüğünüz gibi. Bence gayet normal. Bu kadar yeterli bana göre. Hemen ipimi şurada dıştan görünmeyecek şekilde. Düğüm yapıyorum. İçinden bir daha geçiyorum sökülmesin diye. Çünkü sonuçta kullanılacak bunlar. Yıkanacak. Evet. Bardak altlığımız bitti. Gördüğünüz gibi. Daha büyük yapmak isterseniz yuvarlak sayısını artırırsınız. Başka da bir bu şeyi yok. Güzel günlerde kullanırsınız umarım. Benimle birlikte ördüğünüzü umuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.